أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب صلاة الخوف قرقو أسنى صندا نمس قلب حالي في من قولا Korku esnasında namaz kılma şekli nasıldır? Vahiyye bu salat-ı düşman karşısında en yec'alel imamu taifeten izail adubi İmam, başkan <laughs> düşman karşısında Müslümanlardan bir taife, bir grubu kafirlerin karşısına gönderiyor. Ve yusalli bi uhra geri kalan grupla da namaz kılıyor. Rak'aten fi sunai ve rak'aten fi gayrihi. Kıldığı o grupla kıldığı rekat kaç rekattır? Eğer namaz iki namaz ise, iki rekatsa seferi ilerse, genellikle seferi oluyorlar. O zaman bir rekat kılıyor. Eğer seferi değillerse o zaman iki rekat onlarla kılıyor. Ve yusalli bi ukra diğerleriyle düşman karşısında bir grubu gönderdi. Geri kalan grupla da rekaten fissüneyi ikili namazlarda bir rekat kılıyor onlarla. Ve rekaten iki rekat kılıyor fi gayrihi dörtlü namazlarda. Ondan sonra onlarla iki rekat kıldıktan sonra ve zehebet ileyhi o iki rekat kılan düşmanın karşısına geçiyor. Ve ce'etil uhra bu sefer diğerleri geliyor. O düşmanın yanında olanlar bu sefer onlar geliyor. Fesalle bihim imam iki rekatta geçiyor. Veyahut dair ikili namazda bir rekatta onlarla beraber kılıyor. Mebekiye, geri kalanı imam onlarla kılıyor. Ve selleme vahdehu tek başına selam veriyor. Bunu oldu, Şafii'den ayrıldı. Şafii mezhebinde farklıydı, burada farklı oldu. Şafii mezhebinde nasıldı? Bir rekat e, onlarla kılıyor, ondan sonra ikinci rekattayken o bir rekat kılanlar hemen ikinci rekatı tamamlayıp selamını verip gidip düşmandan düşmanın karşısına geçiyorlardı. Bu sefer diğerleri gelip imamın ikinci rekatına yetişiyorlardı Fatiha'sına, suresine ve onunla beraber namazı ettehiyete kadar kılıyorlardı. Ettehiyette ondan ayrılıp ikinci rekatı tamamlayıp tekrar ette oturup imamla selam veriyorlardı. Burada ise nasıl oldu? Bir rekat imam bir cemaatle kıldı. Onlar devam etmeden namazın üstünde namazı bırakıp düşmanın karşısına geçtiler. Selam vermeden. Ondan sonra kafirin karşısında olan hiç namaz kılmıyor. Bu sefer diğeri geldi. O da imamla beraber Geri kalan namazı tamamladı ve imam ne yaptı? İmam selam verdi. Bu imam selam verirken olan pozisyon nedir? Arkasındaki sonradan gelen ikinci grup imamla beraber iki rekat kılmışlar, iki rekatları kaldı. Düşmanın karşısında olan birinci grup ise o da iki rekat kılmış, iki rekatı kalmış. Şimdi Arapçasını okuyalım. Demek ki bir rekat o yusalli bi ukhra rek'aten Fis sunayi ikili namazlarda imam bir rekat ve rek'ataini fi gayrihi eğer dörtlü namazsa imam iki rekat kılıyor. Ondan sonra ve ileyhi bunlar düşmanın karşısına geçip ve uhra. o hiç namaz kılmayan diğer grup geliyor. Fasalle bihim ma bakiye geri kalanı imam onlarla tamamlıyor. Sonra ve selleme tek başına selam veriyor. Selam verdikten sonra imam bitti işi. Ama bu sefer ne oldu? Arkasındaki iki rekat kılınmış oldu. Diğerleri de iki rekat kılmış oldu. Devam ediyoruz. Ve zehebet bu sefer onlar iki rekatı bırakıp düşman karşısına bu sefer onlar geçiyor. Ve ca'atit taifetul bu sefer birinci taife geliyor. Ve temmu namazlarını tamamlıyorlar. Çünkü ve tüncü kılıyorlar. Ve o salatlarını da namazlarını da bile okumasız malum Hanefi mezhebinde nasıldır? İmam okuyor, cemaat hiç okumuyor. Bütün o cemaatin okumasını imam yükleniyor. Onun için böyle bir durum da var. İmamın namazı bozulsa hepsinin namazı bozuluyor. Ama Şafii mezhebinde öyle değil. Şafii mezhebinde imamın kıraati olma imamın kıraati düzgün değilse, yanlışsa eee veya namazı olmamışsa cemaati bağlamıyor. Cemaatin namazı oluyor. Çünkü o kendi okumasını kendisi yapıyor. Ve ca'at et birinci taife geliyor. Ve atem namazlarını e, geri kalan o 3-4 rekatı kılıyorlar. Bile kiraatin herhangi okuma yok. Ama sadece ne yapıyorlar? Bekliyorlar okuma kadar. E, üçüncü rekatta, dördüncü rekatta bekliyorlar. Ve sonra selam veriyorlar. Ondan sonra düşmanın karşısına geçiyorlar. Bu sefer sümme câiyetit taifetul uhra diğer taife geliyor ve tem bunlar ise namazlarını tamamlıyorlar ama bir kıraatin bunlar okuyorlar. Bunlar okumasını yapıyorlar. Birinci grup niye okumasını tamamladı? İkinci grup arasındaki fark niye böyle oldu? Buradaki mesele de birinci grup İmamla beraber namaza başlamışlardı. İkinci grup ise imama üçüncü rekatta uyumuşlardı. Bu farktan dolayı <laughs> bu farktan dolayı ne oldu? Bir grup okumuş oldu. Diğer grup okumamış oldu. Bunlara da terim olarak lahik var. Bir de mezbuk var. Lahik demek o, yani imamla beraber namaza başlamış. İmamla beraber namaza başlamış ama sonra herhangi bir sebepten dolayı imamla geri kalmış. Ona lahik deniyor. Mezbuk ise tamamıyla gelmiş. Üçüncü rekatta imama yetişmiş. Yani herhangi bir sebep değil. Yeni gelmiş, yeni gelmiş ve imama yetişmiş. O birincisine lahık deniyor. İmamla beraber namaza yetişmiş. İmamla beraber ihram teklifini getirmiş. Ama herhangi bir sebepten dolayı imamdan geri kalmış. İkincisi ise mezbuk tamamıyla imamdan üçüncü rekatında veya bir ikinci rekatında yani ihram teklifine yetişmemiş. Ona da mezbuk deniliyor. Bu farktan dolayı bir grup okumuş oluyor, diğer grup ise kıraat e, yapmıyor. Tabi bu anlattığımız, bu namaz şekli ne zamandır? Ve her zaman bu anlattığımız şekil, İzâtenâ za'û fissalâti hal fevâhilîn. Tartışmaya girdikleri zaman kendi aralarında bir cemaat mi yapalım, iki cemaat mi yapalım. Bir grup dese ki bir cemaat, ikinci grup dese ki iki cemaat yapalım. Ki şafiilerin yanında biz dedik bir cemaat olması lazım. Eğer arada böyle bir çekişme olursa o zaman bir cemaat yapılır ve anlattığımız şekilde bu şekilde yapılır. Ve herhalde bu anlattığımız ize tartışmaya, çekişmeye gelseler fissalati namazda halfe vahidin tek bir imam arkasından namaz kalalım diye. Ayakutta zaman yetmiyor. İki cemaat ayrı ayrı yapılacak ve illa eğer tartışmaya girmeseler baya kutta zaman da yeterlidir fel en faziletli olan nedir en yusalliye bi taifetin imam her bir taifenin bir grubun bir imamı olacak yani bir taife başında bir imam namaz kılacak ondan sonra gidip nübeti devralıp diğer taife gelecek bu ise, o da başka bir iman arkasında, onlar da namaza duracaklar. Yoksa fazilet budur. <laughs> o aizeyle zaman ki, işte del havfu, korku çok olsa, yani bu anlattığımız, daha savaş başlamamış. Ama her an başlayabilir. Bu namazın üstündeyken, bunlar saldırabilirler. E, göz teması var, yaklaşmışlar birbirlerine, ama daha hücum başlamamış ama hücum başlamışsa yine namaza yine namaza şey yok. Yani namazın namaz kılmama müsaade yok. Sonra kaza yaparım o da yok. O yüzden ne zaman ki işte de korku korku daha da fazla olursa o zaman salla vurup artık ister binerek imkanları yoksa ara, devenin atın bu hafta tankın bu zamandaki inmeye imkanları yoksa o zaman rükbeyle bindiği halde furade tık başına yani cemaatle değil e, bil ilmeği işaretle kafası işaretiyle işte rüka'a gidiyorum, secdeye gidiyorum. Bir de ile ey cihetin kaderu kudretleri hangi cihete yönlmeye yeterse. Yani eğer istikbal yaparlarsa, yaparlar yapamazlarsa da nasıl mümkünse o şekilde. Ve kavfus yırtıcı hayvan korkusu da bazen yaşanıyor. O da ki kavful onların namazı da bu düşman korkusu gibidir. Yani bir yerdesin etrafın açıktır. Hayvanlar saldırabilir. <laughs> Hayvanlar saldırabilir. Onun için e, arkadan saldırabilir, yandan saldırabilir göstermesini kaybetmemek için çöl ortamıdır mesela bir grup kılmaz kontrol eder ikinci grup kılar bu da aynı bundaki gibi eğer yine cemaat dese ki bir cemaat yapmamız lazım bir cemaat isteseler o zaman bir cemaat yapılır yoksa en faziletli vakitte varsa bir tek bir e, her bir e, her bir taifeye bir gruba Ayrı ayrı iki cemaat, iki namaz oluşur. O üstahab bu müstahaptır. hamlu silahi silah taşımak fi saratil kofi. O korku namazında insanın silahının onun üstünde olması e, o da nedir? Müstahaptır. Yani silahını bırakmayacak. Bu anlattığımız demek ki eski şeyi düşündüğümüz zaman yani kafirle Müslümanlar zaten yan yana gelmiş arada bir ok mesafesi kadar ya var ya yok. Ee, durum bu şekildedir. Namazlar bu şekilde kılındır.